Hayırlı Reçber Piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun diyorum. Nice yüzyıllara diliyoruz ve temennilerimizi paylaşıyoruz. Atatürk ve yol arkadaşlarını her zaman minnetle ve şükranla yad ediyoruz, anıyoruz. Dedikten sonra hemen şöyle bugün grafikler üzerinden değil böyle bir kısa herkesin yaptığı gibi 10 dakikalık video yapmak istedim. Doların geldiği seviye. Evet, şimdi doların geçmiş yıllarda yapmış olduğum söylediklerimi paylaşmak istemiyorum ama 2008 yılından itibaren yani dolar 1,5 lirayken 5-6 yılda benim hedeflemiş olduğum 4 liraların üzerine zaten çoktan çıktığını gördük ki o dönemde ortada bir şey yoktu. Şimdi bunu neden söyledim? Biliyorsunuz 2018'in sonundan 2019'da 2018 Ağustos'ta dolar 7.20'yi gördükten sonra benim aşağıda beklediğim 5 seviyesi 5.15'i 2018 sonu 2019 başında gördükten sonra artık tamam burası dip. Şimdi ikinci süreç başladı. Yani ikinci defa 7'ye gitme ihtimali başladığını paylaşmıştım ve bunu kademe kademe olabileceğini sık sık dile getirmiştik. Hatta biliyorsunuz bu süreç boyunca 2018'in sonu 2019'dan 2019'un ortalarına 2020 başına gelene kadarki süreçteki dalgalanmalarda bahsetmiş olduğumuz gerek yukarıda hedef verirken sonra gerek geri çekilmelerde hep bütün büyük dalgalanmaları 2018'deki o rallide ben artık dörtlerin üzerinde çok da beklemediğim belki de anlamsız olarak beklemediğim bir süreç söz konusuydu ama sonuçta Rahip Branson bilinçli operasyonu sonrasında doları 7'ye çektikten sonra birileri bu iç güçler de olabilir dış güçler de olabilir sadece gülüyorum başka bir şey demiyorum. Şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Sonuç itibariyle bu yılın Ocak ayında dolar 5.70'ler civarındayken 7.20'ye gidiyoruz. Mayıs ayı içinde yeni rekor görürüz dediğimi herhalde alta bir link koyacağım. O linkten de bakabilirsiniz. Yani Ocak ayının başı net bir şekilde gerçekleşti gördük ve bir senaryo da çizmiştik en son 12 gün önce ne dedik? Dolar çok güçlü, yeni rekor geliyor ama yeni rekoru gördükten sonra çok hızlı bir geri çekilme. Burada boğaları yani gözü dolar gören boğaları terse düşürecekler ve uzun süre elinde dolar olanlar kolay kolay dolardan çıkamayacak. Çünkü doların daha da yukarı gideceğini bekleyecekler. Zaten piyasada biliyorsunuz çok çığırtkan var. Dolar 8-10 15, 20 hatta göktaşı çarpacak dünyaya dolar alalım diyen yorumcular bile gördü bu ülke yerine göre. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Evet bundan sonra kanaatimce çok önemli 2,5-3 aya girdiğimizi düşünüyorum Türkiye açısından. Neden? Çünkü bu 2,5-3 ay benim için ben bu kadar temkinli yorumlar yapmazdım ama zaman zaman yapmak gerekiyor. Çünkü 2018'deki o belki 2011'den 2018'e gelene kadar bütün trendleri yakalayan ben yani bu süreci yakaladığım noktada arkadaşlarımız biliyor zaten 2018'de anlamsız bir şekilde enteresan bir ters durum söz konusuydu. Kalmıştık daha doğrusu ama dediğim gibi Ray Branson gelişmesi ki dünyadan işte biz orada ayrıştık. 2016'da ayrıştık ama 2018'de bizim için maalesef çok rezalet bir dönemdi. Ülke için tabii ki o anlamda onu demek istiyorum. 2016'ya gelene kadar biz 2018'e geldiğimizde dünya ile birlikte 2016 ve 2018 olarak ayırdım ben. Ayırıyorum zaten sık sık da bunu paylaşıyorum. Dolar dünyada gelişmekte olan ülkelerde en fazla hangi para birimi karşısında değer kazanmıştı? Bunu biliyorsunuz. Hatta dünyanın en zayıf parasıyız. Daha da kötü olabiliriz, daha da kötü olabiliriz dediğimiz bir süreç vardı. Benim beklentim bu yöndeydi. Teknik olarak beklentim bu yöndeydi. Çünkü belli bir noktadan sonra gerçekten böyle olduk. 2008'in
ortasından itibaren dolar Türk lirası karşısında %525 yükseldi. Güney Afrika randı karşısında %200 civarı. Aynı zamanda Brezilya reali karşısında, ki bizim kulvarda devam ettiğimiz, %200'ler civarı. Ruble karşısında %250 civarı. Meksika pesosu karşısında %100'lerin üstünde değer kazanmıştı dolar. Şimdi 2016'dan sonraki süreçte biz negatif çok ayrıştık gittik ve dolar TL karşısında %525 değer kazandı. Şimdi şu anki duruma baktığımızda diğer gelişmekte olan iki para birimlerinin durumu nedir? Şu anki duruma baktığımızda, bugünkü duruma baktığımızda yıl başından bu yana döneceğim. Brezilya reali, hemen şuradan ben grafik de var. Son durumu size söylemek istiyorum. Siz grafiği göremeyeceksiniz ama. Bakın Brezilya reali 2008'den sonra dolar karşısında biz %525 değer kaybetmiştik ya, onlar şu an, şu anki durumda %287 değer kaybetmiş. Yani yine de bizim yarımız kadar diyelim. Bakın yarımız kadar diyelim, neredeyse değer kaybetmiş. Bizim değer kaybettiğimizin yarısı kadar değer kaybetmiş. Diğer paralara dönüp bakıyorum yılbaşından bu yana. Şimdi biz tekrar 7'deyiz. Psikolojimiz sanki çok bozukmuş gibi bu ülkelerle de karşılaştırdığımızda. Bu ülkelerden daha kötü müyüz diye konuşuyorduk. Ama ben bunu sık sık yorumla, Halil Reçber YouTube yorumlarımda dile getiriyorum. Ne diyorduk? Mesela Brezilya reali Ocak ayından beri bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, bakın Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Rusya, birkaç tane daha gelişmekte olan ülke daha var. Onlara bakmadım ama 4-5 tanesine baktığımda şöyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Mesela yılbaşından bu yana Brezilya reali dolar karşısında %47 değer kaybetti. Zirveyi dikkate alıyorum. Bugün itibariyle %44'lerde. Meksika pezosu %30'ların üstünde. %36 görmüştü. Dolar %36 yükselmişti. Güney Afrika randı %36 aynı şekilde. Rus rublesi de %36 görmüştü ama şu anki Rus rublesinin değer kaybı yılbaşından bu yana baktığımızda, son durumlarına baktığımızda ortalama hepsinin ortalaması %35'ler civarında. En fazla Brezilya reali yükseldi, değer kaybettiği için diyorum. Şimdi biz peki bu durumda ne kadar değer kaybettik yılbaşından bu yana? Bugünkü durumu dikkat alacak olursak %15. Yani bu ülkelerin yarısı kadar değer kaybettik. Ama resmi büyüğüne baktığımızda, 12 yıla baktığımızda bu ülkeler bizim %525 biz değer kaybederken onlar %200'ler civarında, %250'ler civarında. Şimdi bunu neden anlattım? Önümüzdeki 2 ay bu anlamda bizim için önemli. Eğer önümüzdeki 2 ayda ben sistemime göre düşündüğümde 6.85'lerin altında, şöyle diyelim, Mayıs'ta hani dedim ya, 19 yılda Mayıs'ta 18 yıl, 17 yıl dolar hep yükselmiş. Bunu Ocak ayındaki videolarımda paylaşmıştım. Sebebi de iyi bir hali var. Dolar da dünyada gelişmekte olan ülkelerde güçleniyor. Bizde rekoru göreceğimiz ay olacaktır derken Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, yani 5 ay öncesinden bunun haberini vermiştim. Dolayısıyla bu gerçekleşti. Geri çekilmeyi de haberini verdik. Hatta geçen hafta itibariyle sizlerle de paylaştık. Açık kapalı yayınlarımda paylaşmıştım. 6.85, 6.75 bandını söylemiştik. Bugün bu seviye görüldü. Yani bugün dolar TL'ye baktığımızda, hemen şöyle bakayım. Bir ara dolar TL, şöyle dönüyorum. USD TR'ye kaç gördü? 6.75 gördü. Tamam. 6.75, 6.85 hedefimize geldi. Şu an belki burada bir denge bulmaya çalışabilir. 7'lerin üzerini denemek istediğinde belki son satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Şimdi ben teknik analiz konuşmayı daha çok seviyorum. Temel analiz herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama iş bittikten sonra konuşuyorlar tabii. Temel analizin kötü tarafı da bu. Maalesef. Onlarda çünkü böyle sihirli bir küre yok. Akıllı para mantığı işlemiyor. Temel analizde veya makro mikro ekonomilerde. Çünkü veriler görüldüğünde zaten işten geçmiş oluyor. Ama teknik analiz bunu, akıllı para. Veriler gelmeden önce birilerinden zaten alıyor ve fiyatlamaya başlıyor.
teknik analizin güzel tarafı o. Onu söyleyecektim. Önümüzdeki 2-3 ay içinde eğer ki 6.85 altında mesela 2-3 diyelim, o zaman Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos sonunda 6.85 altında dolar kuru görecek olursak, ki zaten görmüş olacağımızı düşünüyorum. Ama biz temkinli gidelim gene diyoruz. 6.85-6.80'ler altında dolarla kapanış görecek olursak arkadaşlar, çok büyük ihtimalle biz dolarda yıl sonuna kadar 5.85-5.95 bandını görürüz diye düşünüyorum. Çünkü aramızdaki diğer ülkelerle olan farka da baktığımızda, diğer ülkelerde dolar dediğim gibi yılbaşından bu yana onlar bizim iki katımız daha fazla değer kaybetmiş. Yani bir katımız daha doğrusu değer kaybetmiş. Biz ama yıllar içinde 12 yılda bu ülkelerin bir katı daha fazla değer kaybetmişiz. Yani dolar o ülkelerde %250 yükselmiş, bizde %500 yükselmiş. Ama bu yılki tabloya baktığımızda Ocak ayından beri dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi Brezilya Reali, sonra Meksika pesosu, sonra Güney Afrika Randı, sonra Rus rublesi %19'larda, sonra TL geliyor %15 ve sonrasında Kanada doları %7,5. Ya bu da bize şunu gösteriyor. Ha, demek ki bu ülke arasında aslında biz geçmiş yılların kaybetmiş olduğumuz o negatif sürecini bu sene gelişmekte olan ülkelerde doların bu kadar hızlı yükselmesine rağmen yaşamamamızın sebebi geçmişte kaybetmiş olduğumuz o sıkıntılı sürecin etkisi. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Bir gelişmekte olan ülkelerde kayıp kazanç ortalamasının biz çok epey üstündeydik. Şimdi o dengelenmeye başladı. Bir süre sonra belki de dolar 5'lere, 5,5'lere gelecek önümüzdeki 2-3 yıllık süreç içinde. Tabii ne kadar güzel, keşke böyle bir şey olsa. Ama ben 6'ların altını göreceğini düşünüyorum. 5.85'lerin altını göreceğini düşünüyorum. Yıl sonu 6'lara çekilme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yılda daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bana birçok temel analizci, temel düşünen şunu diyecek. Görmüyor musun ülkenin durumunu? Batmışız, bitmişiz. Doğru, battık, bittik. Yani temel analiz dediğim gibi yapmayı sevmiyorum. Çünkü temel analiz hiç ortada yokken ben bu rakamların hepsini zaten söylüyorum. Söyleyebiliyorum, görüp yorumlayabiliyorum. Eğer sistemde, disiplinli sisteme uyuyorsam, objektif olabiliyorsam, insani duygulardan bazen arınma durumu söz konusu olamayabiliyor. Yani duygusal da davranabiliyor insan. Veya çok herkesi dinlemeye başladığınızda bu sıkıntıyı görüyorsunuz. Ki süreç bence bundan sonra daha olumlu olacak diye düşünüyorum. Çünkü 2008 krizinde benzer fiyatlamalar görüyoruz. Özellikle faizler tarafında. Bizim için çok önemli gerçekten. Yani faizlerin olumlu etkisini gerek reel sektörde olumlu hareket getirebilecek tablo, gerekse enflasyon tarafında, enflasyon için bir şey diyemiyorum. Çünkü ben şimdi birçok kişi başlık atıyor, uyarıyorum diyor. Yok dolar konusunda, yok ekonomi konusunda, yok. Ya ben 2016'da uyarımı yapmıştım arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı cari açık değil, dolar açığı falan değil, bütçe açığı falan değil. En büyük sıkıntısı enflasyon demiştim. Faizler %6, %7'lerdeydi. %20'leri söylediğimde gene tabii ki çok normal olarak ben onlara söylemiyorum da. Benim beklediğim oldu sonuçta. Ve bundan sonraki süreçte de beklediğim süreç olabilir. Bunu kademe kademe sizlerle paylaşacağım. Olmuyorsa da zaten olmama ihtimalini de bu noktada paylaşmış olacağım. Ama temel makro mikroekonomik verileri hiç işin içine katmıyorum. Onlar temel gereksiz olarak da görüyorum. Fiyatlamalar üzerinde gereksiz olarak görüyorum. Yoksa tabii ki uzun vade projeksiyon veya bir strateji belirleme anlamında bir şey ifade eder mi? Ben çok da fazla ifade ettiğini düşünmüyorum. Ben bütününe bakmaya çalışıyorum. Büyük resme de demiyorum. Çünkü büyük resim deyince de böyle artık şey oluyor. Magazinel olmuş oluyor ama benim gördüğüm kadarıyla evet, biraz içeride siyasette bir sakinleşme olur. Dünya normlarında bir demokrasi anlayışı hakim sürerse 5'in bile altını görürüz biz. Ama umarım her şey yolunda gider, her şey olumlu gider. Beklentim bu. Dünya piyasaları için de şimdi diyorlar ki ikinci dalga. İkinci dalganın olma ihtimali giderek zayıflıyor. Ben daha önce paylaştım, biliyorsunuz 7 hafta önceden bu sürecin olumlu olacağını söylemiştik.
öncesinde de Ocak ayında da virüsü bahane edip çok ciddi bir dünyada dramatik borsa düşüşleri olacağını söylediğimi 21 Ocak videolarıma, 21, 24, 27 Ocak'ta yapmış olduğum videolarımı izleyenler görecekler. Hatta bunu koronavirüsüyle bahane edeceklerini paylaştığımı herkes biliyor. Velhasıl durum bu. Dünya piyasalarını yine bakın her krizde kapitalizm bitti, dolarizasyon bitti, sosyalizm geliyor gibi, devletçi politika anlayışı geliyor gibi söylense de her krizden sonra kapitalizm her zaman daha da güçleniyor arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Ama tabii devletçi politikalar şu an için belki sağlık sektörü tarafında, sağlık tarafında Avrupa'da, Amerika'da çok fazlasıyla düşünülüyor. Bu da devletin buraya biraz daha yanaşması anlamına geliyor. Keynesçi politikalar, yani devlet politikaları aslında bir yerde devam ediyor ama zenginleri daha zengin. Yani varlık bulunduğunu daha yükseltmek anlamında oluyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra yayınımı bitireceğim. Amerika'da biliyorsunuz 2008 krizinden bugüne gelene kadar borsalar %500, %350, %400'e yakın yükseldiğini biliyoruz. Amerika'daki hisse senedi halkın elindeki hisse senedi yüzde oranına bakınca Amerikan halkı %60'ın üzerinde bir ara hisse senedi olduğunu biliyoruz elinde. Bu da şu anlama geliyor. Borsalar yükselirse halk çok fazla ses çıkartmaz. Yani ya da şöyle bir şey, hisse senetleri yükseldiği müddetçe vatandaşlar rahat eder. Para vermenin başka bir yolu. Ama bizde borsayı teşvik değil, borsa her zaman tükkaka veya kumar olarak görüldü. Ama eğer sistem, disiplininiz varsa burada her şey var. Burada her zaman para kazanılıyor, kazanılabilir. Ben sistemlerden de bahsedeceğim. Bu sistemleri de zaman içinde paylaşacağım ama zaten eğitimlerimde paylaşıyorum. Son geliştirdiğim 3-5 sistemim daha var. Bunlarda 9 kriter çerçevesinde değerlendirdim. Yeni eğitim videolarında bunu paylaşacağım. Ama şu an için durum dünyada da ben ikinci dalga falan tabii ki düzeltmeler olur ama ikinci dalga olmayacak diye düşünüyorum. Daha olumlu bir dönem olacak. Hatta Amerika'da şunu söyleyeyim, Trump'ın kazanma ihtimali oldukça yüksek. Joe Biden bildiğim kadarıyla karşıdaki rakip, hem çok yaşlı hem çocuk istismarı sebebiyle maalesef öyle bir sıkıntılı süreç var. Belki çekilebilir bile diyorlar. Piyasalar aslında Trump'ı seviyor. Amerikan hisse senetleri özellikle seviyor. Onun için ben dünyada belki yıl sonra Amerika'da Dow Jones'ta yeni rekorlar görürsek şaşırmayacağız. Bizde de bu olumlu sürecin devamı gelmesi için ben 2-3 haftayı daha izleyelim diye düşünüyorum. Ama benim beklentim biliyorsunuz 82.000'den beri olumluyum. Kademe kademli olumluyum. Bir yerde daha da hızlı olumlu olduğum olmuştu. Ne diyorduk? En son 115-117'ye doğru gidebiliriz demiştik. Şu an için o süreç başladı. Cuma günü içinde, Perşembe gününden Dow Jones için bir günde %4-%5 aralığı bir yükseliş bekliyorum demiştim. O da dün akşam gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? Biliyorsunuz kripto paralarla karşılaştırmanın ötesinde kendi geliştirdiğim sistemlerim var. Özellikle bunları da zaten sık sık paylaşıyorum ama sistemin detayını sadece eğitimlerde anlatıyorum diyorum. Ve herkese tekrar 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayarak iyi tatiller diyorum. Görüşmek dileğiyle.